Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Yüce Mevlam evlerinize huzur, bedenlerinize sağlık versin. Her türlü kötülüklerden, hastalıklardan sizleri muhafaza buyursun. Vatanımızı, milletimizi, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden muhafaza eylesin. Çoluk çocuğumuzu hayırlı eylesin. Bugünkü kardeşlerimiz Ayetlerden Kısa Öğütler adlı sohbetimizde Allah kalplerde gizlerini hakkıyla bilendir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ela innehum yesnune sudurahum yestekfu minh. Ela hine yestagşune siyabehum ya'lamu ma yusirrune ve ma yu'linun innehu alimun bi zati sudur. Sadakallahu azim. Kıymetli kardeşlerimiz, Hud suresi 5. ayeti kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, yani kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Sadakallahu aleyhi. Kıymetli kardeşlerimiz, meali vermiş olduğumuz ayeti kerimede müşriklerin Peygamber Efendimiz'den gizlenmeleri, onun Rabbinden getirdiklerine inanmadıkları ve kalplerindeki düşmanlığı gizledikleri anlamlarını ihtiva ediyor bu ayet-i kerime. Ancak ne kadar gizlerlerse gizlesinler, istedikleri elbiselerine bürünsünler, bunun Rabbimiz tarafından bilineceği ayetin devamında çok vurgulu bir şekilde ortaya konularak Allah Teala tarafından bizlere bildirilmiştir. Yani kendileri söylemeseler de, gizleseler de, yine bunu elbiselerin içerisinde de gizleseler, kalplerinde gizleseler, içlerinde gizleseler, Allah Teala bunu bildiğini bize Kur'an-ı Kerim'de, bu ayet-i kerimede açıklamaktadır kardeşlerimiz. Yüce Mevlamız yine Kur'an-ı Kerim'de o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Zira Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de devamlı, eksiksiz ve her şeyin özünü bilen anlamına gelen alimdir kardeşlerimiz. Bu güzel ismi gereğince yine Tâb'ın suresi 18. ayet-i kerimede o gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir buyuruyor Yüce Allah'ımız. Hüküm ve hikmet sahibi olan Rabbimizden her nerede olursa olsun hiçbir şey gizli değildir kardeşlerimiz. İnsanlar gizlerler, saklarlar, gizli hatalar ederler, günahlar ederler, bunları gizlediklerini zannederler. Ama insanlar görmez, ama Allah diyor ki ben görürüm, sizin kalplerinizdekini de görürüm diyor Yüce Mevlamız. Bakın Yüce Mevlamız Tâb'ın suresi 4. ayet-i kerimede göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Tâb'ın suresi 4. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz böyle buyuruyor kardeşlerimiz. Şu halde açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir kardeşlerimiz. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru, güzel ve hayır istikametinde olması gerekir. Mümin kardeşimizin düşüncesi ve davranışları doğru ve hayır istikametinde olması gerekir. Çünkü bunları hiçbir kimse görmüyor ve bilmiyor olsa da Rabbimiz bilmekte ve görmektedir kardeşlerimiz. Elbette düşünce safhasında olup henüz fiiliyata geçmemiş düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak davranışlarımızın ortaya çıkmasının öncesinde düşüncelerimizin etkisinin olduğunu da inkar edemeyiz kardeşlerimiz.
Kısaca iyi düşünen insan iyi işler yapar. Evet, iyi düşünen insan iyi işler yapar. Eğer iyilik yapmaya niyet eder de yapmazsak, bu niyetimizden dolayı Allah katında tam bir iyilik sevabı kazanacağımız, eğer iyiliğe niyetlenir de yapparsak, 10 katından 700 katına kadar hatta daha fazla sevap kazanacağımız unutulmamalıdır kardeşlerimiz. Burada önemli olan nokta şudur kardeşlerimiz. Düşünce planında olan ama eyleme dönüştürmeyip vazgeçtiğimiz kötülüklerden sorumlu olmadığımız gibi bu düşüncemizden vazgeçtiğimizde sevap kazanacağımız olgusudur. Kötü bir düşünceyi düşünürüz ama bunu plana geçirmeyiz. Geçirmezsek Allah Teala ondan bize sevap verir kardeşlerimiz. Düşündüğümüz ve yaptığımız her şeyin Rabbimiz tarafından bilindiğinin idrakinde olan biz Müslümanlar nerede olursak olalım kötülük yapmamıza imkan var mıdır? Vardır kardeşlerimiz. Ama yapmayacağız. Çünkü bizler ne yaparsak yapalım Rabbimiz tarafından bilinmektedir kardeşlerimiz. Mümin bunu bilmeli. Ne yaparsak yapalım bunu Allah biliyor. İyilik yaparsak Allah biliyor, sevap veriyor. Kötülük yaparsak Allah biliyor. Buna günah günah diyor ve günah yazıyor. Günah alıyoruz. Günah. Onun için ne yapacağız kardeşlerimiz? Elimizden geldiği kadar biz müminler olarak iyilik yapmaya gayret göstereceğiz inşallah. 1 ve 700 katı derecesinde Allah Teala bizlere yapmış olduğumuz iyilikten dolayı sevap verecek. Kardeşlerimiz bakın Yüce Mevlamız Kaf suresi 16 ve 17. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını kaydetmektedir. Evet, kiramen katibeyn melekleri biri sağımızda, biri solumuzda oturmuşlar. Bizim birisi sağımızdaki sevaplarımızı, iyiliklerimizi yazıyor. Solumuzdaki de günahlarımızı yazıyor kardeşlerimiz. İşin enteresan ve güzel tarafı sağ taraftaki hemen yazıyor yaptığımız zaman iyiliği. Sol taraftaki melek hemen günahı yazmıyor. Belki affeder kendini, af diler Allah'tan diye bekliyor kardeşlerimiz. Bu güzelliği de var. Evet kardeşlerimiz. İnsan yine Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresi 18. ayet-i kerimede insan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Buyuruyor Yüce Mevlamız. Kaf suresi 18. ayet-i kerimede. Kardeşlerimiz bu ayet-i kerimeye kulak verip her konuştuğumuz ve yaptığımızın kayda geçtiğini düşünerek bütün hayatımız boyunca Rabbimizin emirlerine uygun hareket etmeliyiz. Şöyle bir düşünelim. Ticaret yaparken yanımızda olmayan birine bir şey vermemiz gerektiğinde kimsenin bulunmadığı bir ortamda onun hakkını tam olarak veriyor muyuz? Önemli bir şey. Kimsenin bilemeyeceği, göremeyeceği bir yerde bir haramı işleme veya birine bir kötülük yapmayı planladığımız zaman insanlar görmüyor ama ilmi her şeyi kuşatan Rabbim beni görüyor diye ürpererek hemen bu kötülükten vazgeçebiliyor muyuz? İşte önemli olan bu. Yoksa nasıl olsa kimse görmüyor. Öyleyse rahatlıkla bu haramı işleyebilirim mi diyoruz? Eğer kimse görmese de Rabbim beni görüyor ve yaptıklarımı biliyor diye o kötülükten uzaklaşabiliyorsak işte mesele hallolmuş demektir kardeşlerimiz. Demek ki meseleyi hallettik. Demek ki imani mertebede baya bir şeyler kat etmiş oluyor o kardeşlerimiz. Kardeşlerimiz elimizden geldiği kadar bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Yüce Rabbimizin her şeyi bildiğine ve ahirette bu yaptıklarımızdan dolayı bizi hesaba çekeceğine, bu kötülüklerden dolayı hesaba çekileceğimize inandığımıza göre nasıl yanlışlık yapabiliriz ki? Mümin böyle bir şey yapmaz kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz, eğer tek başımıza kaldığımızda nasıl olsa kimse görmüyor ve haramları ve kötülükleri işleyebiliyorsak hemen bu yanlışlıklarımızdan yaptığımız kötülüklerden vazgeçmeliyiz kardeşlerimiz. Ve Yüce Rabbimizin şu uyarısına kulak vermeliyiz. Bakınız Yunus suresi 61. ayet-i kerimede Yüce Allah'ımız malen şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, peygamberimize söylüyor. Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz.
ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, lehv-i mahfuzda kardeşlerimiz yazılıdır diyor Yüce Mevlamız. Kardeşlerimiz buna dikkat edelim elimizden geldiği kadar. Yani ne yaparsak yapalım, efendim zerre kadar havada uçuşan tozcuklar, tanecikler, zerrecikler kadar iyilikler ya da kötülükler yapsak Allah'a gizli kalmıyor kardeşlerimiz. Onun için elimizden geldiği kadar hayatımızı güzel dizayn etmeye gayret gösterelim. Elimizden geldiği kadar güzel mümin olmaya gayret gösterelim. Elimizden geldiği kadar ailemize, çoluk çocuğumuza, annemize, babamıza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza hayırlı bir insan olmayı, hayırlı işler yapmayı Allah Teala bizlere nasip eylesin inşallah. Güzel işler yapmayı Allah Teala bizlere nasip eylesin. Efendim inşallah güzel insan olmaya gayret gösterelim ki yarın ahiret gününde Allah Teala bizlere Allah Teala bizleri cennetine koysun. Allah'a emanet olun inşallah bir dahaki derste buluşmak üzere. Allah kalplerimizdekini, gizlediklerimizi hakkıyla bilendir kardeşlerimiz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olun.